15 Kasım, 21 Kasım tarotlar konuşur sizlerle değerli takipçilerim. Bol bol yorum, beğeni, takipte kalıyorsunuz, kanalımızda oluyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz, aşkla kalıyorsunuz, parayla kalıyorsunuz. Yeter ki sağlıkta kalın, Rabbime emanet olun diyorum. Değerli koç burçları hemen çekiyorum. İşinizle alakalı güzel bir haftanın sevincini ve özellikle çarşamba ve salı günleri çok yoğun bir iş temponuz olacağını ve bununla ilgili de ödülünüzü başarıyla elde edeceğiniz bir haftanın keyfini çıkartacaksınız. Yeni bir oluşum, yapmak istediğiniz yeni kapılarla ilgili beklentileriniz varsa çok güzel bir yeşerme, aydınlanma söz konusu olacak. Ve hatta kendi kariyerinizle alakalı almak istediğiniz bir eğitim ya da almak istediğiniz bir kursla alakalı da güzel kararlar verip hem bilgeliğinizi hem zenginliğinizi aydınlığa kavuşturacaksınız diyorum değerli koç burçları. Hemen şöyle söyleyeyim, kendi işini yapanlar için bu ara yorucu ve parasal evrede bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunları toparlayacaksınız. Endişe etmenize gerek yok. İş bekleyenler için çok uzun süredir pişmanım, artık dengem, parasal hayatım, hayatımdaki her şey tepetaklak oluyor diyenler için hemen bakıyorum. Güzel değişimleri ve kendi özgürlüğünüzde uçacağınız bir kanat haftası var. Yani kanatlarınızla uçacağınız, tekrar bu pişmanlıklar geride kalıp güzel bir zafere erişeceğiniz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Kalbinizde istediğiniz iş kapının muradı var diyorum. İlişki hakkında hemen çekiyorum. Bu ara ilişkilerde küskünlükler, kırgınlıklar ve uzun süredir birbirinizle alakalı ilişkinizde, mesela evliyseniz boşanma adaletiyle ilgili ya da ilişkinin karşındaki insanın dengesiz tavırlarından dolayı adaleti yakalamak istiyor olabilirsiniz. Yorucu bir hafta olacak ilişkinizle alakalı. Söylenen her şey bir tersliğe, bir kaosa itebilir ve bu da sizi çok fazla yorabilir, yıpratabilir. Dikkat diyorum. Ama kalp anahtarınızda, istediğiniz birinin size adım atmasını istiyorsanız anahtarınız hazır ve aydınlık. Ev almak isteyenler için bakıyorum. Bu ara imkansız ama bir araç değişimi ya da evde yenilenecek bazı yenilikler var. Merak etmeyin diyorum. Kalbinizdeki sizin için ne düşünüyor? Bu ara hayalleri sizinle yolculuğa gitmek, sizi mutlu etmek enerjisi var. Bence bu ilişkiyi böyle keyifle tadında çıkartabileceğiniz bir plan içerisinde olacaksınız değerli koç burçları. Değerli boğa burçları, değerli takipçilerim, nasılsınız? Güzel bir hafta, huzurlu bir hafta olsun değerli boğa burçlarıma. Bol bol yorum beğeni yapıyorsunuz. Instagram'dan günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz diyorum. Çiçeği de buraya koydum. Sırtıma ki güzellik katsın diyerekten hemen boğalar için çekiyorum. Hemen boğa burçları için hemen bir kart çekiyorum. Bu ara özellikle iletişimle ilgili değil de aile iletişiminizle alakalı bazı karışıklıklar, vefat etmiş, geçmişte vefat eden birinin miras konularıyla alakalı çok konuşulacak bir hafta yaşayacaksınız. Ve hatta bu paralarla alakalı haklarımız verilir mi, alacak mıyız, yoksa burada büyük bir sıkıntı yaşanacak mı diyorsanız bu hafta masaya yatırılma, konuşma ve doğru noktayı bulma haftamız söz konusu olacak. İş hayatınızla ilgili, evet, bu hafta hem temponuz yoğun hem kendinizi ispatlayacağınız, özellikle cuma gününe kadar evraklar, kontroller, yeni oluşumlar, yenilikler katacaksınız ve başarmak istediğiniz konular için güzel bir nokta ama çevrenizdeki insanların sözleri, davranışları ya da size yapacak bazı davranışlar kalp kırıklıklarına ve onların ihanetiyle yüzleşeceksiniz cuma günü itibariyle. O yüzden dost seçtiğiniz insanları başta bir kontrol edin ki size bu konuyla ilgili sıkıntıyla gelsin istemiyorum. Yalnız kendi alanınızda başarı yakalamak ve parasal evrede güçlenmek isteyenler için biraz daha maddi krizleri çözmeniz ve toparlanmaya ihtiyacınız var. İşsizler için bakıyorum hemen bir kart. Evet, burada iş probleminiz var ama kendi gerçeğinizin kapısı da yıldız gibi parlayacak. Size güzel bir ferah ve güzel bir aydınlanma söz konusu olacak. Aşk için bu ara inandığınız kalbe doğru dokunacağınız, sizi anlayacak ve sizi sevecek insanla karşılaşma evremiz söz konusu olacak. Karşılaşma evremiz söz konusu olacağı için kaderinizdeki doğru insanı, doğru enerjiyi, doğru noktayı yakalayacaksınız. Ve bu yakalama size hayat boyu doğru dünyayı, doğru enerjiyi yakalamanıza yardımcı olacak diyorum. Evli olanlar, bu ara evliliğinizle alakalı eşya, yenilik, yenik oluşma dediğimiz bir evrenin aydınlanmasını yaşayacaksınız. Ve güzel bir başarı ve aydınlık size huzur
huzur ve mutluluk verecek diyorum. Hiç endişe etmeyin. Çocuk isteyenler için bakıyorum. Güzel bir çocuk kararı içerisindesiniz ve bu karar size huzuru ve mutluluğu verecek. Yalnız en önemli şey hayatınızda sizi anlamak isteyen insanları doğru noktada hayatınızın içerisine alacaksınız. İlişkiniz için sizi bu hafta en çok neyle sevindirecek? Bakıyorum, özellikle kadınlar mutlu olmayı, aşık olmayı, aşkla tamir olma haftanız olacak. Bu size aşk konusunda iyi gelecek, güzellikler getirecek diyorum. Değerli İkizler Burcu, nasılsınız? Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat, güzelliklerle gitsin diyorum. Değerli İkizler Burcu, bu hafta en çok dua inancınızın, kalbinizde geçireceğinizin duaların kabul olacağı bir hafta. O yüzden enerjinize bol bol dua edin. Ve özellikle de işinizle alakalı güzel bir ödül, ikramiye, işinizle ilgili parasal evrede daha sizi mutlu edecek evrelerin sevincini yaşayacaksınız. Aslında yıkılan bazı problemleri iyileştirip kendi alanınızda büyük bir ispatlama, her şey artık yeşertmeye doğru ilerleyecek bu hafta. Özellikle çarşamba günü iletişimde hata yapabilir ve konuşmalar canınızı yıkabilir. O yüzden çarşamba günü biraz daha sakin geçirmenizi öneriyorum. Yöneticilerle aranızda aksilikle ilgili yaşanan problemler artık aydınlığa doğru gidecek ve bu aydınlık size mutluluk vereceğini söylüyorum. Özellikle sevgiliniz, erkek arkadaşınızdan haber bekleyen gençler, bu sevgiliniz size güzel bir mesaj, güzel bir iletişimle hatasına ve özür dileyecek diyorum. Erkekler kızlardan haber bekliyorsanız, evet ilişkiniz adım atacak ve haber gerçekleşecek. Ama bitirmek ve kurtulmak istiyorum ve bu ilişki beni yoruyorum diyenler için, yoruyor artık. Şöyle söyleyeceğim, 4 gün yani çarşamba günü ayrılık konuşması yapsak da karşımdaki insanın size karşı saplantıları var. Çok kolay bırakacağını düşünmüyorum. Almak istediğiniz bir anahtar için özellikle sevgiliniz ya da eşiniz ya da anneniz almak istediğiniz bir anahtar güzellik getirecek, endişe etmenize gerek yok. Kalbinizdeki kişi sizin için en çok ne düşünüyor? Kırılan kalbinizi siz adım atıp iyileştirmenizi bekliyor ama siz hatayı karşıda bulduğunuz için asla adım atmıyorsunuz. Hadi bakalım. Değerli yengeç burçları, nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir hafta, umutlu bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum, bakıyorum. Bu ara kafanız böyle deli deli sorularla dolu olacak. Onu yapayım, bunu yapayım, bununla konuşayım, bununla iletişime geçeyim. Hatta işte pürüzleri konuşarak çözmek isteyeceğiniz, özellikle pazartesi, salı, çarşambaya kadar çok ciddi bir konuşma temponuz söz konusu olacak. Ve sonunda bu konuşma size hani kalbinizdeki sesle birlikte, duanızla birlikte doğru iletişimi dengeleyeceksiniz. İşinizle alakalı hatta beklediğiniz bir iş ya da çok istediğiniz bir iş kapınında iletişimini, diyaloğunu yaşama, yani bir iletişim, bir haber, bir CV yollama niyetiniz olabilir ve buraya yollayın lütfen, çünkü buradan güzel ve mutlu bir sevinç yaşayacağınız gözüküyor. Kendi işini yapanlar için bu ara yol konularınız, temponuz, yoğunluğunuz söz konusu olacak ama yeni ve hiç işsiz, iş kapım uzun süredir olmuyor, yollarla gelecek iş size mutluluk verecek diyorum. Bakıyorum hemen. Evli olanlar için bu ara en çok çocuklar ve kendi çocuklar, eşinizin ailesi, kendi aileniz sizi çok fazla yorduğu için birbirinizle vakit geçiremiyorsunuz. Bunun verdiği bir huzursuzluk sizi yıpratıyor olabilir. Artık bu içinizdeki endişeyi, yalanı, hikayeyi kenara bırakıp ilişkiyle baş başa vakit geçirmeniz gerekiyor. Aklınızdaki kişi sizin için ne diyor? Yılan benim hayatımı mahvetti ve ben artık ona inanmıyorum diyeceğiniz bir hafta söz konusu olacak. Yılan sözler havada gözüküyor. Ona göre ayağınıza denk alın değerli yengeç burçları. Güzel aslanlar, nasılsınız? Aslanları sevmediğimi düşünüyorsunuz ama benim oğlumun yükselen aslan insan evladını sevmez mi? Bir de sizinle ne alakam var? Niye sevmeyeyim ki? Yani siz benim takipçisiniz. Yani mutlu olurum beni sevmenizi, beni sahiplenmenizi. O yüzden aslanlara bir karizm yok. Panik yapmayın. Evet, bu ara aile büyüklerinizle alakalı sağlık problemleriyle ilgili yoğun bir tempo, özellikle erkek, yani abiniz, babanız, dedeniz ya da kendi sağlığınızla ilgili çok koşturacağınız bir hafta olacak. Ruhunuz çok yorulacak ve işte de bazı çözmeniz gereken yeni olaylar, yeni devretmeniz gerekiyor. Elden çıkarmanız gereken evraklar, vergi borçlarınızla alakalı tempolarınız çok yüksek olacak. Biraz stresli, hatta ben başımı alıp gideyim, yani küçük bir yere yerleşim diyebilirsiniz bu hafta. En çok bunu böyle kendi içinizde
hani devamlı tekrar edeceğiniz sözlerden biri olabilir. Yalnız işinizde yöneticiniz kadın olanlarda çok güzel bir değişim. Hatta nar açılıyor, bereketiniz ve ay doğacak ve ayla birlikte para akışınızda güzel değişimler söz konusu olacak diyorum. Kendi işini yapanlar biraz daha 4. ve 5. şöyle söyleyelim 10, 15, 17, 19 arasında güzel anlaşmalar, yenilikler söz konusu olacak. İlişkinizle aranızda biraz daha birbirinizi anlayacak konuşmalara ihtiyacınız var. Uzun süredir terslikler yaşıyordunuz. Bunu bir birlikte kitap okumak, vakit geçirmek, birbirimizi anlayacağımız ve anlamamız gerekiyor. Ve hem dua etmeniz lazım. İlişkinize çok fazla nazar ve göz geliyor. Artık siz bu ilişkiyi değiştirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Size ait olacağı gözüküyor. Sevgilisi terk edenler için ya biraz daha kaoslar, biraz huzursuzluklar var. O yüzden o sevgiliyi beklemeyin. Yeni bir insana, yeni bir aşka yelken açmanız. Çünkü o sizi çok psikolojik olarak yıpratmıştı. Yeni gökkuşağı sizi bekliyor. Bu gökkuşağa hazır olmanız size iyi gelecek. Yani bu hafta bunların enerjisine girme haftanız. Ve güzel kapıların size sunulacağı bir hafta. Artık kendinizi toparlayın. Evli olanlar için bu ara eşinizin sizden bir şey sakladığını, ona güven, dengeli gibi, dengesiz gibi tavırları beni çok yıpratıyor diyebilirsiniz. O yüzden siz de takip alın. Belki bir pürüz o ön plana çıkabilir. İlişkiniz sizin için ne düşünüyor? Sizin parayla alakalı çok fazla paraya değer verdiğiniz, ilişkiye değer vermediğinizi düşünüyor. Biraz para takıntılarınız varsa ilişkinizin yanında para konuşmaları yapmayın diyorum. Değerli Başak Burçları nasılsınız? İyi misiniz? Güzellikler olsun. Güzel bir hafta. İyi bir hafta sizi beklesin. Benim güzel tarotlarım sizler için neler diyecek bakıyorum. Herkes aynı şeyi çektim. Bu ara kokuya alerjiniz olabilir. Yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı ile ilgili fikirleriniz, yurt dışı ile alakalı eğitim düşünceleriniz olabilir. Bunlarla ilgili kafanızı çok fazla yoğunlaştıracağınız, hatta nerede ne yapayım diyebileceğimiz, hatta işinizle alakalı da yurt dışı kapıları olursa beni mutlu edecek arayışlar içerisine gireceğiniz ve bu alandaki evrenin size ait ve verimli olmadığının kararını verip yol arayışı, hatta çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ya da işinizle alakalı kendi alanınızı gösterip kendinizi ispatlayacağınız bir haftada başarı ayaklarınız, yani sağlam basma, doğru basma dediğimiz enerjiye giriş yapacaksınız. Krallıkta özellikle erkeklerin çok yoğun olduğu, eğer bir kadın dinliyorsa erkeklerin çok yoğun olduğu alanda tahtınızda bir yükselme. Eğer çok erkekler içerisinde yaşayan erkeklerimiz için de bir erkekten duyacağınız bir göz bakışı sizi rahatsız edebilir. Dikkat diyorum. Dikkat edin. Çocuk isteyenler için çok güzel bir plan evresindesiniz. Ufak bir tedavi için karar verin bu hafta. Güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Evet, sevgilim benimle beni gerçekten seviyor mu diyenler için sevgiliniz sizi gerçekten yıldız gibi seviyor. Yalnız sizin de bu ilişkiyle ilgili doğru ifadeleri kullanmak için ona karşı değerinizi ön plana atmanız lazım. Onun hatalarını affedip bağışlamaya ihtiyacınız var. Yoksa bu ilişki sıkıntıya doğru gidiyor. Evet, evli olanlarda bir ev değişimi ya da ilişkiyle ilgili yaşadığınız, evet biraz ilişkiyle alakalı kendi alevinizi yeniden canlandırmanız lazım. Monotonlaşan 40 yıllık ya da 50 yıllık ya da çok uzun yıllardır yaşıyormuş gibi yeni evliler için özellikle bunu uyarıyorum. Siz bu ilişkiyi bu şekilde götürürseniz mahkemeye doğru gidecek. Lütfen ilişkiye doğru sahip çıkın. Peki aklımdaki kişi benim için ne düşünüyor? Bu ilişkinin artık her iki taraf için yorucu olduğunu ve bu yoruculuğun herkes kendi gerçeğine, herkes kendi yıldızına bakmalı diyor. Peki şöyle söyleyeyim. Kalbimdeki kişi benimle konuşacak mı diyorsanız evet konuşacak kalbinizdeki kişi sizinle değerli Başak Burçları. Değerli teraziler nasılsınız? Tabii ki tarotlar sizin için konuşuyor. Hemen kartları karıştırıyorum değerli terazi burçları. Hemen. Evet, bu ara kadınlara yönelik bazı planlar ya da kadınlara yönelik iş yapanlar için güzel yoğun bir tempo söz konusu olacak. Mesela tekstilize, güzellik merkezi, yani kadınlara yönelik devamlı iletişim içerisinde iş kapılarınız için güzel aydınlanmalar, yıkılan her şeyi iyileştirme dönemimiz ve işinizle alakalı uzun süredir beklediğiniz paralarla ilgili özellikle cumartesi ya da cuma öğleden sonra bu paralara hakim olacağınız gözüküyor. Yalnız salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar çok yoğun bir evrak koşturma, iş yoğunluğu, telefon trafiği, iletişim hakimiyetiniz olacak. Biraz zihinsel yorgunluklar söz konusu olabilir. Bol bol yürüyün.
yürüyüş, bol boy spor size iyi geleceğine, enerjinizi tekrar şifalandırmaya ihtiyacınız var. Adaptasyon probleminiz olabilir, iş alanınızla alakalı bunları yenilemeniz ve siz kendinizi doğru bulmanız lazım. İlişkinizle ilgili bu ara güzel sürpriz, yenilik ve size değer vereceği ifadeler kandil ömür boyu yanacak bir ilişki hareketi geçişe yapıyor. Yani sevgiliniz size güzel adımlar atacak. Adını koyamadığım ilişki, bu ilişkinin adı hiçbir zaman konulmayacak. Sadece gizli kalabilir ya da gizli bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi artık kırıp kendi ruhunuza dönmeniz lazım. Evli olanlar için evet bu ara aşk heyecanınız daha yoğun. Hatta bu aşkla birlikte ev almak, ev planı, yeni bir anahtarın mutluluğunu yaşayacaksınız. Hem de çok derin bir sevgiyle. Boşanmak için bir daha şans verebilirsiniz. Bu şans size iyi gelecek. Peki kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Değiş dönüş ve sadece kalbinle dua et. O seni çok sevmişti ve sevmeye devam ediyor. Sen ne kadar seviyorsun? Bunu bir kendinde tart istiyorum. Değerli akrep burçları nasılsınız? Kendi tarotlarım unutmayın. Başkasının tarotu değil, bana ait. Size ait, sizin enerjinizle yapılan tarotlar. Bu ara iş pişmanlığınız, ilişki pişmanlığınız, yani her şeyin bu kadar yorucu bir haftaya geçiş yapacaksınız. İnsanların gerçek maskesini, konuşmasını, iş çevrenizdeki hani barış, size gülümseyen insanların hatalarını çok fazla yoğun dikkatiniz çekecek ve onların gerçek yüzünü onlara ifade edeceğiniz. Ve artık saçma enerjiler ya onların kötü enerjilerini almak istemediğiniz için birçok insanı eleyip kendi sadelerinizde kalacaksınız. Bu iş alanınız için geçerli. Kendi işini yapanlar için biraz mahkemelik sorunlar, parasal evrede gerginlikler ve bazı olaylarda hacizlik durumlar ya da uyarı evraklarınız söz konusu olabilir. Lütfen bunları ihmal etmeyin diyorum. İş bekleyenler için özellikle Aralık sizin için daha iyi. Yani bu dönem bu başvuruyu yaparsanız Aralık'ta iş kapınız hayırlı. İlişkiniz sizin kalbinizdeki insanla ne olacak diye bakıyorum. Evet, yukarıdaki emir, bu kalp size gerçekten doğru akacak ve doğruluğu gösterecek diyorum. İlişkisi bitmiş olanlar için hemen tekrar barışma, bu heyecanı tekrar tadacaksınız. Peki şöyle söyleyeyim, adını koyamadığım ve bir türlü ilişki olmuyor, ne olacak diye bunu bitirmeniz gerekiyor. Artık bu kaos sizi çok fazla kendi içinizde soru ve panik ataklara sebep oluyor. Bu ilişki artık hoşça kal deyip onun maskesini ve kendi maskenizi indirip gerçekleri görme zamanı diyorum. Evli olanlar için bu ara en çok büyüklerden kaynaklı büyük destek, maddi sıkıntıları toparlamanız için, evliliğinizdeki konuşan ters giden olayları, ev anahtarınızı da yumuşatma, çevrenizdeki insanların size oluşturacağı enerjiyi toparlama söz konusu olacak. Bunu güzel değerlendirin. Evlilik de var. Kötü giden evlilikler için özellikle kadınlar, eşlerinize çok fazla yorucu oluyorsunuz. Biraz daha onları toparlayacağınız, biraz daha onlara anlayış gösterirseniz ilişki de yumuşayıp siz birbirinize ait olabilirsiniz. Benim için bu hafta en çok ne düşünüyor diyorsanız ilişkiniz, eşiniz, sevgiliniz bakıyorum. Yani bol bol dua et, şans kapım, ruhum iyileşsin, düzenimiz daha huzur ersin enerjisi yüklemeniz size iyi gelecek diyorum değerli akrep burçları. Güzel enerjiler de gelecek. O yüzden ilişkinize bol bol sarılma dönemi, bol bol sevilme dönemi diyorum. Ne güzel. Değerli yay burçları nasılsınız? Hemen sizler için çekiyorum. Ya bu kart herkese çıktı. Çok enteresan bir şey. Sizin özellikle yay burçları kan değeriniz düşük olabilir, kan eksikliğiniz olabilir, vücut damarlarınızda ağrılar olabilir. Bunu bu hafta lütfen doğru depolama yaparak, doğru enerjiye girerek vücudunuzu evresine toparlamanız lazım. Koltuğumu rahat ettiremediğim için mecburen böyle rahatsız yapıyorum. İş konularınızla ilgili evet çok yoğun devamlı dışarıda satış işleriyle uğraşan bazı yay burçları için çok güzel paralar, yenilikler, yeni anlaşmalar söz konusu olacak. Sabit bir alandaysanız da ki yer masanızla alakalı evrakları, dosyaları ve büyük projelere imza atacağınız bir haftanın sevincini ve mutluluğunu tadacaksınız. İşsiz olanlar için bu ara en çok ben geçmiş ilişkimi işimi niye bıraktım, keşke bırakmasaydım pişmanlıkları ve hala iş kapılarımı doldurdum.
doğru noktada bulamadım ve adaptasyon olamıyorum yeni iş kapılarına diyorsanız, biraz daha beklemek, biraz doğru noktayı oluşturacağınız söz konusu olacak. Yalnız değerli yay burçları, parasal evrenizi doğru kontrol edin. Riskler var bu hafta. Ödemeler ya da gereksiz harcamalar size, evinize, rızkınıza zarar verebilir. Lütfen bu harcamalarınıza dikkat edin. Evet, ilişkinizle ne olacak? Köklenme, sarılma, birbirimize ait enerji bu hafta daha içsel duygularla, sevgiyle, şefkatle karşılayacağımız bir hafta olacak. Bu size çok güzel mutluluk verecek diyorum. Sevgilisinden ayrılanlar için bence doğru bitiş. Kalp burada hançerlenmiş, ihanet, yalan, karışık olaylara kalmış gözüküyorsunuz. Bence artık bu noktayı gözünüz kör bakmayın. Doğru bakın ki doğru enerjiler girsin. Sevgili ilişkim olacak mı diyenler için yakın evrede doğru bakış, gözleri renkli biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Gözlerinizi dört açıp doğru aşka yelken açın. Evli olanlar için bakın, bu ara evli olanlarda büyük kaoslar, maddi tartışmalar, gereksiz olaylar büyüyecek. Hatta yatak ayrılımları söz konusu olabilir bu hafta. Lütfen ilişkinize güzel davranın. Huzurlu evli olanlar için belki araçla ya da toprak alımı ya da miraslı olayların anahtarını, sevincini yaşayacaksınız diyorum. Bu hafta ilişkileriniz sizin için ne düşünüyor diyorum. Ya çok sinirli ve agresif ve ani karar değişmenizden çok rahatsızlar. Lütfen sabit kalalım. Ani karar değişikliklerinden uzak olalım değerli yay burçlarım. Değerli oğlak burçları nasılsınız? Güzel bir hafta benim tarotlarım. Ve uzun süredir kendi tarotlarım konuşuru sizlerle yapıyorum. Çünkü artık kendi tarotlarımlayım. Mahkemesel çözülmesi gereken bazı iş konularınızla ilgili hak mahkemeniz, miras mahkemeniz, bu hafta mahkemelerle ilgili yoğun temponuz sizi bekliyor olacak. Ve dualarınız doğru şekilde sizin adaletinizde bulacak. O yüzden mahkemeler olumlu devam edecek gözüküyorum. İşinizle alakalı iş yerinizdeki insanlarla kafanızda soru işaretleri yoğun bir şekilde, hatta yöneticiniz, yönettiği patronlarınızla ilgili iletişimde sizin güvensiz güven alanını almak istiyorsunuz ve buradaki insanların artık kölesi olmak istemiyorum. Kendimi burada haklarımı almak istiyorum diyeceğimiz bir hafta. Özellikle çarşamba, perşembe isyan edeceğiz. Bıktım, terk ediyorum, istifa ediyorum diyeceğiniz bir hafta olacak. Sakin olun, hata yapmayın. İşsiz olanlar için evet, bir çocuklu bir adamdan ya da çocuğu olgun bir adamdan iş konunuzla ilgili bir destek ve bunun sevincini yaşayacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Kendi işini yapanlar için bu ara ani sinirler, öfkelere dikkat edelim. İş yerimizde ya da bulunduğumuz ortaklı iş alanı ya da kendi işimizde evraklarda yanlış imzalamalar canınızı sıkabilir diyorum. Sevgilinizle sevgilisi olanlar nasıl bir hafta geçirecek, hemen çekiyorum. Şeytan göz. Böyle ilişkinizi böyle tek gözle takip edeceğiniz, onu her şeyde kıskaça çevireceğiniz, alev gibi kavga edeceğiniz bir hafta. O yüzden bu ara ilişkilerinizde hani ailemle, çevremleyim deyip bu ilişkiyi yumuşak geçirmeniz lazım bu hafta. Gereksiz ayrılıklar, gereksiz kordonumuz bağlı olan ilişki, kordonsuz yapabilirsiniz. Hiç gerek yok diyorum. Terk edilenler için ilişkiniz meditasyon şeklinde huzurda sizin kapınıza gelmeye doğru hareket ediyor. Bence artık esaret bitiyor, mutluluk var diyorum. Hiç sevgilisi olmayanlar için evlilik yapacağınız doğru insan tanıştırılma haftanız var. Yani etrafınızdaki kim tanışacaksa tanıştırın, gidin bakın, size doğru insan adım enerjisinde olacak. Yani bu dönem bol bol enerjilerinizde tanışma var diyorum. Evli olanlar için bu ara eşiniz ya da sizde böyle deli deli sözler, bıktım, istemiyorum artık, ayrılmak istiyorum, benim bereketim, benim param diyenler için biraz evde paralar hakim konuşacak. İlişkiden çok parayla ilgili laflar çok fazla gündemde oluyor. İlişkiniz evlilik ticaretine dönmüş. Artık bu ilişkiyi yeniden başlatın. Evliliği kötü gidenler için uzun süredir cesaretiniz yok maddi anlamda. Bu ilişki çoktan bitmiş. Belki de sizin bu cesaret evreniz yok. Bu hafta ilişkileriniz sizin için ne düşünüyor? Hemen çekiyorum bir kart. Pasta, sürpriz, güzel bir hediye, güzel bir iletişim, hatta hafta sonu güzel geçireceğiniz bir enerji var. Bunun tadını şimdiden çıkartın diyorum. Değerli oğlak burçları, değerli kova burçları, tarotlar ve elimde, kalbim yerinde. Bakalım size bu hafta tarotlar ne diyor? Kova burçları, işinizle ilgili imzalanacak, konumunuzda bir değişim, sizi mutlu edecek pastanın sevinci ve kutlamayla birlikte
hani ben burada yok oluyorum derken yeşerme, aydınlanma ve huzuru bulma haftanız olacak. Ve hatta yöneticiniz de güzel bir ikramiye, güzel bir para konusu da sizi tatmin edecek diyorum. Ortaklı iş yapanlarda bazı yalanlar ya da ortak bir iş yapıyorsanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız bazı yalanlarla mağdur olabilirsiniz. Paranız ziyan olabilir. Lütfen iletişim konuşmalarına güvenip paranızı ziyan etmeyin diyorum. İşsiz olanlar için evet güzel bir iş haftası, güzel diyaloglar, sizi motivasyon CV'lerinizin, evraklarınız ve her kapıda yollayacağınız olayda olumluluk var. Özellikle güzel bir kapıya geçiş yapacaksınız. Yurt dışı ile ilgili plan olan ertelenme olabilir, hani ters bir evrağınız olabilir, gecikmeler söz konusu olacak. Hani biraz daha mücadele etmeniz lazım. Ev almak isteyenler için evet böyle bir ev satımı ya da ev değişimi, ev alımı ile ilgili doğru bir karar haftanız size bu konuda keyif verecek diyorum. İlişkinizle ilgili bakıyorum, bu hafta ilişkinizde kaos. Ne kaos olabilir? Birbirimize vakit ayıramama, biz birbirimizi çok seviyoruz ama bu sevgiyi güneş gibi yaratırken her iki tarafında iş temposu, her iki tarafında kafa yoğunluğundan dolayı birbirinize vakit ayıramadığınız gözüküyor. Birbirinize lütfen vakit ayırın çünkü bu ilişki doğru ilerleyecek gözüküyor. İlişkisi olmayanlar için daha biraz daha beklemeniz lazım. Bu hafta ya da bu dönem değil, geçmişte beklediğiniz ya da geçmişte olmasını istediğiniz kişi şu an hayatında başka biri, sizi boşluğa itmiş. Artık bunu düşünmenizi, kafanızdan silmeniz gerekiyor ve siz takıntılı, geçmiş ilişki takıntılarınızdan kurtulup kendi evrenizi bulmaya ihtiyacınız var diyorum. Gizli ilişki yaşayanlar için bakıyorum. Bu ara ilişkide güven ve parasal anlamda tatmin olacağınız olaylar sizi mutlu edecek diyorum. O yüzden endişe etmeyin. Bir de bu ara evli olanlar için bir boşanma niyeti olanlarda ciddi bir tartışmalar, hatta kadın doğruyken haksız duruma düşebilir. Mantıklı doğru adım atmanızı istiyorum. İlişkiniz bu hafta sizin için ne düşünüyor? Denge, huzur ve mutluluk düşünüyor. Yani dengeyi bozmadan doğru adımlarla ilerlemeniz size iyi gelecek diyorum. Değerli balık burçları nasılsınız? Hemen sizler için bir kart çekiyorum. İş hayatınız. Evet, çok yoğun işler söz konusu olacak. Evraklar, vergi dairesi, satış, tapu, bu tarz olaylarla alakalı çok büyük değişimler, yenilikler haftanız ve bitirmeniz gereken dosya, mahkemelik ya da işinizle alakalı tamamlanması gereken olaylar size çok ciddi anlamda büyük bir başarı, hem sıkıntı hem başarı yaratacak. O yüzden evrakları temkinli, doğru okumanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Yeni iş arayanlar için güzel seçimler ama daha 5 hafta gibi bir zamanınız var. Geçici şu an bulunduğunuz işte mutsuz olanlar, biraz daha sabırlı olacaksınız. Doğru nokta için daha vakit var diyorum. Uzun süredir evde oturup hiç iş olamayanlar için biraz daha kafada, kalbinize göre iş alanınız yok. Ama iş güzel, dışarıda yapmak istediğiniz düşünceleriniz var. Para evrenizi toparlayın, kendi işinizi kurun. Daha şanslı ve daha bereketli olacaksınız diyorum. Kurumsal noktada çalışanlar için biraz stresli ve gergin bir evre, yorucu bir tempo, sizi yoracak olayları biraz daha biraz daha strese sokabilir. Hatta böyle dinlenmek, ruhu uyumak, enerjinizi değiştirmek, hani biyoenerji uzmanına gidebilirsiniz, NLP koçluğuna, psikolog enerjisine ihtiyacınız olabilir. İlişkiniz için bakıyorum, bitirme dönemi, pasta kesilecek bu ilişkide. Sonra bazı olaylara şahit olup ilişkiyi aniden kesip dengenizi bulma kararı ve karşı taraf dürüst olmadığı sürece de affetmiyorum diyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor ilişkisi olanlar için. İlişkisi olmayanlar için sadece ben mezarda koca bulurum ya da kadın bulurum diyorsunuz. Hayır, kalp size öyle güzel bir gül açacak ki bu kalbi gönülden isteyin. Hem bereketli hem şanslı olacaksınız. Daha vaktiniz var. Geri gelmesini beklediğiniz biri varsa, evet geri geliş var. Hatta kadından adım olacak gözüküyor ve ilişki güzel bir noktaya giriş sağlayacak. Evli olanlar için hemen çekiyorum. Bu ara miras değil de çocuklar ya da kendi alanınızla ilgili harcamalarla alakalı tartışmalar gündeme gelecek. Gereksiz, dengesiz harcamalar evde bazı sıkıntılara sebep olacak. Biraz daha tutumlu olmanız gerekiyor. Ekonomik olarak ev hanenizde ekonomi krizi var. İhmal etmeyin. Evliliği iyi olanlar için, aslında evliliği bu hafta çok fazla görümceniz,
kayınvalideniz ya da sizin annenizden kaynaklı devamlı laf sokmalar var. Eşiniz ya da hanımınızın bir sorunu yok. Onları dizginleyip bu ilişkiyi kendi kontrolünüzün altına almanız lazım diyorum. Gereksiz şüpheler etmeye gerek yok. Her iki taraf da birbirini seviyor. Çocuk isteyenler için bakıyorum. Allah size kaderde çocuk nasip etmiş. Korkmanıza, kaygı duymanıza gerek yok diyorum. Bu hafta sevgiliniz sizin için ne düşünüyor? O su gibi arınıp, sakin olup, kendi ruhumuza güzel uyku, kendi gerçeğimize sarılmak istiyorsunuz. Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun, sağlıklı bir hafta olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın.